ortaya çıkacak. Galatasaray'a galibiyet yetiyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için, 1994'ün şampiyon olması için Galatasaray'ın burada puan kaybetmesi lazım. Galatasaray her şeyiyle bir bütün halde İstanbul Ali Sami Yenstad'ı muhteşem bir görüntü içerisinde. Her yer sarı kırmızı. Bir gelin gibi süslenmiş İstanbul Ali Sami Yenstad'ı şu anda Bursa Spor ve Galatasaraylılar oyunlarında güneşli, güzel bir hava ve muhteşem bir atmosfer var. Ve ilk düdük. Tunahan. Şaban. Suat hareketlendi. Son çizgiye doğru. Suat ceza sahasına gireceği sırada düşürülüyor. Turan'ın yapmış olduğu hareket. Faul. Ve şu anda 6 Galatasaraylı oyuncu ceza sahasında. Tugay topu kaldırıyor. Kafayı Hakan vuruyor ve gol. Hakan kafayı vuruyor ve topu alana gönderiyor. Karşılaşmanın 5. dakikası. Tugay kaldırdı. Hakan tamamladı. Ve Galatasaray 1-0'a geçiyor. Hakan'ın golüyle. Tugay'ın ve Hakan'ın büyük sevinci. Galatasaray tribünlerinin büyük sevinci. Hayrettin erken gelen golleri atıyor. Gol Hakan'dan. Dakika 5. Galatasaray 1. Bursa Spor 0. Galatasaray'ın golü çeşitli açılardan görüntüye geliyor sevgili seyirciler. Tugay baktı. Defansın arasında ve 6 Galatasaraylı tarafa şutun hareketlenince arkadaki boşlukta nefis yükseldi Hakan ve Galatasaray'ı 1-0'a geçiren gol attı. Yusuf. Tekrar Yusuf. Sağdan Arif destek veriyor Yusuf'a. Yusuf. Şimdi Jung. Fethi karşısında. Onunla beraber Volkan da o noktada. Orta ceza sahası iniyor Hakan'a. Hakan şut pozisyonunda penaltı. Ceza sahasında Arif'e arkadan yapılan hareket. Penaltı. Hakan nefis bir pasla Arif'i görüyor. Ve Arif arkadan yapılan müdahale penaltı. Hasan Ceylan penaltı düğümü çalıyor. Maçın 19. dakikası değerli seyirciler. Galatasaray için ikinci gol şansı ve pozisyon görüntüde. İşte bu müdahale ve hakemin kararı penaltı. Bursa Sporlu oyuncuların itirazları sonucu değiştirmiyor, değiştiremez. Tugay topun arkasında. Tugay topa geliyor ve top alana hayır direkten geri geliyor. Sert vuruş direkten geri geldi ve Finger şimdi tehlikeyi uzaklaştırıyor. Sert vurdu, top üst direkten geri geldi. Önemli bir pozisyondu. Galatasaray adına kaptan Tugay yararlanamadı. Şimdi Tugay Hakan'ın olduğu noktaya doğru. Hakan topu göğsüne aldı. Arkadaşlarına baktı. Sağ tarafta Yusuf'a. Yusuf şut durumunda şut üstten dışarıya. Ceza sahasına iniyor top. Kafa. Kale ağzında topu dışarı atıyor Şorlot. Tam kalenin ağzında. Topu dışarı atıyor. Galatasaray savunmasında bir anda boşluk. Görüntüde Şorlot. Ve pozisyon. İçeride boşluk. O noktaya doğru kafaya gelen vuran futbolcu Suat. Yusuf sert vuruyor ve top dışarı çıkıyor. Gerçekten Yusuf'un ikinci güzel vuruşu. Az farkla top dışarı çıkıyor. Uzun bir sakatlık. Çok genç yaşta gelen bir sakatlık. Okan'ı böylesine önemli maçlarda sahanın kenarında bırakırken ilk yarının son düdüğünü çalıyor Hasan Ceylan. İlk yarının skoru Galatasaray 1, Bursa Spor 0. Gol dakika 5 Hakan'dan. Galatasaraylı oyuncular yüksek bir performans gösteremiyorlar. Böylesine kritik bir karşılaşmada şampiyonun belli olacağı maçta. Arif. Arif ortası arka tarafa gol pozisyonu ve gol. Roger Jung topağlara gönderiyor. Ve skoru 2-0'a getiriyor. Nefis bir orta ve nefis bir zamanlama Jung'dan. Jung gitti kafayı vurdu. Topağlara gönderdi. Ve Galatasaray ikinci golünü yine bir kafa vuruşuyla buldu. Golün sahibi Roger Jung. Dakika 49. Nefis bir yükseliş ve harika bir kafa vuruşu Jung'dan. Galatasaray şimdi 2-0 önde değerli seyirciler. İşte Jung. Ve işte açısı dar olmasına rağmen vurduğu kafa. Arif'in ortası da çok güzel seyrediyoruz. Güzel.
maçların isimlerinden Jung. Suat boş alanda topla buluştu Bren. Sağına Yusuf geliyor. Kendi gitmeyi deniyor. Ve yapılan hareket faul Fethi'den. Sarı kartını ve arkasından da kırmızı kartını gösteriyor Fethi'ye. Daha önce sarısı olan Fethi bu kartla oyun alanının dışında kalıyor. Bursa Spor geride kalan 20 dakikayı 10 kişiyle götürecek değerli seyirciler. Daha önce sarı kart olan Fethi bu hareketinin sonrasında ikinci sarı kartlık bir hareketçi. Tabii ki ikincisinin rengi kırmızı oluyor kurallara göre. Ve şimdi geride kalan dakikalarda Bursa Spor 10 kişi. Ceza sahasında iki Bursa Spor oyuncu var. Fingel. Üçlü bir oyuncu mücadeleyi kazanıyor. Ortası Şorlu'da arka tarafa aşırıyor. Turan kafayı vuracak, vuruyor Hayrettin. Hayrettin topu korner atıyor. Turan'ın kafa vuruşunda. Gözler Hasan Ceylan'da. Galatasaray şampiyonluğunu resmen birkaç saniye sonra ilan edecek değerli seyirciler. Şampiyon Galatasaray şu anda İstanbul Ali Sami Yasadır'ın tribünlerinden bütün Türkiye'ye yayılıyor. Evet, 2-0'lık bir üstünlüğü var. Galatasaray'ın 5. dakikada Hakan'ın kafa golü, 49 Jung'un kafa golü. 2 gol var. Son ataklar Galatasaray takımında. Topu alan bu gol düşüdüm ve son düdük. Hasan Ceylan son düdüğü çalıyor ve Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyor. Değerli seyirciler, İstanbul Ali Sami Yasadır'ında 1993-94 futbol mevsiminin şampiyonu Galatasaray. Şu anda futbolcular oyun alanının kenarından bir yer bulmak ve kürene doğru gitmek, kaçmak istiyorlar. Herkes oyun alanının içerisinde. Muhteşem bir tablo var sevgili seyirciler. İstanbul Ali Sami Yasadır'ında Galatasaraylılar bugün 2-0'lık bir... Evet Göklü, sendeyiz. Seyirciler, şampiyonun kahramanlarından Suat yanımızda. Evet Suat, duygularını önemli miyiz? Aynen. Ha, çok mutluyum. Hak ettik. Sonra bir mücadele ettik. Fenerbahçe'de kutluyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Onlar da anlamına şeyle ikinci oldu. Fenerbahçe Spor'u arkadaşlarını kutluyorum ben de. Evet Sayın Polat, öncelikle tebrik ediyorum. Muhteşem atmosferde şampiyonluğu yaşıyorsunuz artık. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Gerçekten çok uzun bir maratondu bu sene bizim için. Üç kulvarda koşmak çok zordu. Ama sonunda en azından kupalardan bir tanesini aldığımız için mutluyuz. Ama her zaman söylediğimiz gibi şampiyonluk bizim için bir amaç değil. Şampiyonlar Ligi için bir araçtı. Şimdi esas Şampiyonlar Ligi'ni tekrar düşüneceğiz. Bu arada yani bu şampiyonluk yarışında bize gerçekten büyük bir rekabet veren, yarışı daha zevklendiren, lezzetlendiren Fenerbahçe takımını ve kulübünü kutluyorum. Evet değerli seyirciler, Alp Yalman ve Galatasaraylı futbolcular şu anda bu kupa, Alp Yalman bu zaferi getiren futbolcularıyla belki son defa bu kadar onurla, bu kadar gururla konuşuyor ve kupa Kaptan Tuday'ın ellerinde. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kupası ve Galatasaray seyircisinin büyük sevinci sevgili seyirciler. İstanbul Ali Sami Yasadır'ında Galatasaray Kaptan Tugay, Kupa Tugay'ın ellerinde ve müthiş bir coşku. İşte kupanın sonrasındaki şampiyonluk turu başlıyor. Başta Galatasaray oyuncular, taraftarlar, herkes o kupanın bir tarafından tutmak, o büyük coşkunun içerisinde olma düşüncesi içerisinde. Kupa Galatasaray'ın. Galatasaray 1993-94'ün şampiyonu Rainer Horman omuzlarda. Evet Tugay, çok mutlusun tabii ki. Bizim herkes gibi. Yani ben iki haftadır bir insan için yemiyorsun ama yine ben saygılı bir insan olduğum için herkes reklamını yapmak için uğraşır ama Fener camiasına, Fener seyircisine, Fener yöneticisine hiçbir lafım yok. Onlar Çavuşoğlu'na sadece bir iki kelimem var. Ben Mehmet Cansu'nun ve Ömer Çavuşoğlu bizim Kayseri maçını seyrederken şımarık bir lafını etti. Ben bunu bir yöneticiye yakıştıramadım. Yani bilmiyorum, Fener yöneticilerinden hiçbirisi böyle bir şey yapmadı ama ben Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Çünkü aramızda çok güzel bir rekabet oldu. Hiçbir zaman kötülük, hiçbir zaman çirkinlik de olmadı. Mutluyuz, diyecek bir şey bulamıyoruz. Ben seyircilerimden özür diliyorum, yöneticilerimden özür diliyorum. Ben artık kaçırdım şampiyonluk günde ama çok özür diliyorum hepsinden. Ama yine de mutluyuz. Puanı var. 6. Kocaeli Spor 48, 7. Gençler Birliği 44, 8. Gaziantep Spor, 9. Bursa Spor 35, 10. Altay 32, 11. Ankara Gücü 12. Kayseri Spor 31, 13. Zeytinburnu Spor 30 ligde kaldı. Lige veda eden takımlar 14. Demir Çelik Karabük Spor 28, 15. Karşıyaka 27 ve 16. Sarıyer puanları 26.